Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile beraber yaptığımız körfez çalışmaları, inceleme ve analiz çalışmaları ilk etabı diyeceğiz. Çünkü belki bunun bir uzaması mevzu bahis olacak. Kurumlara bildirdiğimiz raporlardan dolayı bir sene daha belki yapılması düşünülüyor. Körfez dışına da çıkıldı. Bu Muğla Üniversitesi'ne bir teşekkür gezisiydi son yaptığımız. Ama koyları gezdiğimizde şunu da gördük ki tur teknelerinin ve bütün teknelerin koylara yaptıkları turistik ziyaretlerde demir atmalar koylardaki Poseidon çayırlarını da yok ettiğini gördük, azaldığını gördük. Bu tabii Poseidon çayırları denizin oksijen kaynakları ve depoları. Bunlar da körfez kirliliği gibi yok olursa Marmaris Körfezi ve dışa açılımı tamamen yok olacak demektir. Ve denizde zaten ilk çalışmalarımızda oksijen ölçümlerini de yapmıştık. Değerlerin çok altındaydı. Bu bakımdan son gezimizde hocalarımızın da tespit ettiği gibi bu koylarda devamlı günlük turlar içinde bir tonos sisteminin getirilmesi koylardaki Poseidon çayırlarının korunması yararına olacaktır. Onun için bunların da bir haritasını çıkartmaya başladık biz. Çizimini yapıyoruz. Nerede ne kadar var? Hangi koylarda tonoz sistemi yapılması gerekir? Bunu da ilgili ve yetkili kurumlara evvelki bilgiler, bilimsel bilgiler olduğu gibi sunacağız. Tabii ki tedbirlerini almalarını sağlamaya çalışacağız.